Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber deltoidde açı konusunu işleyeceğiz. Önce deltoid ne demekmiş beraber öğrenelim. Deltoid iki tane ikizkenar üçgenin taban tabana birleşimiyle meydana gelen dörtgendir. Bu çok önemli. Bakın yanda verilmiş. Bu demek ki arkadaşlar biz deltoid sorularında ikizkenar üçgeni özelliklerini çok kullanacağız. Tamam? Alttaki şekle bakıyorum. Deltoidde ikizkenar üçgenlerin taban açılarının birleşimiyle oluşan açıların ölçüleri birbirine eşittir. Alfaları görüyorsunuz. Nasıl yani? Şimdi arkadaşlar yukarıda A, B, C, D deltoidini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada A, B, D üçgeni ikizkenar bir üçgen. Burası X ise burası da X olmak zorunda. Çünkü ikizkenar üçgende taban açıları birbirine eşit. Aynı zamanda BCD üçgeni de başka bir ikizkenar üçgen. O zaman buraya ben Y dersem burası da Y olmak zorunda. Yine ikizkenar üçgende taban açıları birbirine eşit olduğu için. Görüyorsunuz bakın burası ne çıktı toplamda? X artı Y. Burası da ne çıktı? X artı Y. Yani alfa alfa neden eşit olduğunu bu şekilde gösterebiliriz. Devam ediyoruz. Bu kuraldı. Örneklerimize bakalım. Şimdi ABCD deltoid diye verilmiş bize. AD kenarıyla DC kenarının eşit olduğu şekilde gösterilmiş. Şeklimiz deltoid olduğu için AB kenarıyla BC kenarı da birbirine eşit olmak zorunda. 65 derece ve 40 derece şeklin üstünde gösterilmiş. Bize BCD açısı yani arkadaşlar buranın bakın tamamı soruluyor. Şimdi ADC üçgenine baktığımda bu üçgen ikizkenar bir üçgen. İkizkenar üçgende taban açıları eşit olduğu için burası 65 derece ise şurası da 65 derece çıkar. Başka peki ABC üçgenine bakıyorum. Arkadaşlar ABC üçgeni de ikizkenar. Çünkü gördüğünüz gibi AB kenarıyla BC kenarı birbirine eşit ve bu üçgende bana tepe açısını 40 derece olarak vermiş. Ben o zaman ne yapıyorum? Üçgeni iç açılar toplamından 40'ı çıkarıyorum. 140 buldum. Bu 140 ne arkadaşlar? İkizkenar üçgende taban açıları birbirine eşittir. Yani bu işaretlediğim iki açı birbirine eşit. O zaman 140'ı 2'ye bölüyorum. Taban açıları 70 derece çıkıyor. Bana sorduğu yer gördüğünüz gibi bakın BCD 70 ile 65'in toplamından 135 derece olarak karşımıza çıkar. Devam ediyoruz. Evet. ABCD deltoid AB kenarıyla BC kenarı eşit şeklin üstünde gösterilmiş. Şeklimiz deltoid olduğu için AD kenarıyla DC kenarı da birbirine eşit. 55 derece ve 30 dereceler verilmiş. Bana DCB açısı yani burada taradığım açı soruluyor. Şimdi arkadaşlar ADC üçgeni ikizkenar ya 55 taban açısı o zaman burası da taban açısı olduğu için burası da 55 derece olmak zorunda. Çünkü ikizkenar üçgende taban açıları birbirine eşit. ABC üçgenine gelecek olursak burada da AB kenarıyla BC kenarı birbirine eşit. Yani bu üçgen görüyoruz ki ikizkenar üçgen. Tamam. Bana 30 derece yani tepe açısı verilmiş. Ben ne yapıyorum? 180'den 30'u çıkarıyorum. 150. Sonra biliyoruz ki ikizkenar üçgende taban açıları birbirine eşit. İşaretlediğim açılar birbirine eşit olduğu için 150'yi 2'ye bölüyorum. 75 derece. Burası 75, burası da 75. Bana DCB açısı soruluyor. Yani buranın tamamı soruluyor. 55 ile 75'in toplamından arkadaşlar burası 130 derece olarak bulunur. Devam edelim. Şimdi ABCD deltoid AD kenarıyla DC kenarı birbirine eşit. O zaman AB kenarıyla BC kenarı da birbirine eşit olmak zorunda. ABC burası 70 derece. Bana bir de bakın şuna dikkat etmemiz lazım. BAD yani burası 130 derece olarak verilmiş. Arkadaşlar burası 130 ise bu açı da 130 derece.
değil mi? Kural olarak bize öyle verilmişti. Bakın, burası 130 sa buranın tamamı da ne? 130 derece. Yani buraya yazıyorum. O zaman diyorum ki B, C, D açısı da 130 derece. Şimdi ABC üçgeni AB kenarıyla BC kenarı birbirine eşit olduğu için ikizkenar üçgen. Tepe açısı 70 derece verilmiş. Ben 180'den 70'i çıkarıyorum. 110. Taban açıları, işaretlediğim açılar birbirine eşit olduğu için 110'u 2'ye bölüyorum. 55 derece. Evet. Gördüğünüz gibi 55 derece olarak buldum. Ben az önce B, C, D yani bu siyah işaretledim. Açının tamamının 130 derece olduğunu söyledim. Yani 55 ile alfanın tamamı 130 derece eşitse 130'dan 55 çıkarırsak arkadaşlar alfa burada kaç kalır? Baktığımızda 130'dan 55 çıkardığımızda 5 alfa buradan 75 derece olarak bulunur. Devam ediyoruz. ABCD deltoid BC ile CD kenarları birbirine eşit. Biz az önceki kuralımızdan yine bildiğimiz gibi arkadaşlar D açısı 130 sa buradaki B açısı da ne? 130 derece. Ve şeklimiz deltoid olduğu için AD ile AB birbirine eşit. Şimdi ben nereden D açısının 130 olduğunu biliyorum da B açısı da 130 diyorum? Çünkü arkadaşlar ikizkenar üçgenlerin hatırlıyorsanız taban açılarının birleşimiyle oluşan açıların ölçüleri birbirine eşitti. Bakın burada şöyle yaparsanız, şu şekilde düşünürseniz ABD ikizkenar üçgen, DCB ikizkenar üçgen, ikisinin de taban açılarının birleşim yeri bakın burası. Yani D 130 sa B de tamamen 130 olmak zorunda. Peki ben şimdi size göstermek için burayı çizdim, siliyorum. Şimdi arkadaşlar deltoid için ne demiştim ben? Deltoid dörtkenarlı bir şekil olduğu için bir dörtgen aynı zamanda. O zaman dörtgenin iç açılar toplamı neydi? 360 dereceydi. Bakın A açısı alfa, B açısı 130 derece, C açısı 55 derece, D açısı 130 derece. Yani hepsinin toplamı 360 derece olmak zorunda. Buradan baktığımızda arkadaşlar burası ne yapacak? 315 yapacak topladığımızda. 360'a eşit. 360'dan 315'i çıkardığımızda gördüğümüz gibi bizden istenen alfa 45 derece olarak karşımıza çıkar. Devam ediyoruz. ABCD deltoid AD kenarıyla DC kenarı birbirine eşit. Güzel. AE açıortay. Bakın A açısını eşit bölmüş AE. Onu da gördük. 120 derece, 80 derece, tamam. Bize alfa soruluyor. Şimdi arkadaşlar, karşımızda bir tane deltoid var. Şöyle diyelim, buraya ne diyelim? Buraya x diyelim, buraya da x diyelim. Burası arkadaşlar, a açımız 2x ise, c açımızda ne olmak zorunda? 2x olmak zorunda. Şeklin içindeki şu kısmı unutun. Tamam mı? Bu kısmı yok gibi düşünün. Ya da bu kısmı beyazla tarayalım. Daha güzel olur sizin için. Beyaz kalemle. Bakın. Tamam mı? Evet. Şimdi böyle baktığımda ABCD deltoid olduğu için bir dörtgen. A açımız 2x. B açımız 80 derece. C açımız 2x. D açımız 120 derece. Dörtgenlerin iç açıları toplamı ne? 360 derece. Toparlayayım burayı. 4 tane x var. 80 ve 120'yi topladık. 200. O zaman arkadaşlar 200'ü karşıya atarsam 360'dan 200 çıktı. 160 yapar. Her iki tarafı 4'e böldüm. X kaç derece arkadaşlar? 40 derece olarak buluruz. Şimdi burası tamam. X'i bulduk. Az önce beyazla taradığım yeri tekrar düzenledim. Şimdi ABE üçgenine bakalım. ABE üçgenine baktığımızda
Biliyorsunuz ki üçgende iki iç açının toplamı diğer açımızın dış açısına, yani alfaya eşittir. Bu ne demek? 80 ile 40'ın toplamı alfaya eşit demek. Alfa buradan 120 derece olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar buna iyi bakalım. Delta'yı oluşturan ikizkenar üçgenlerin tepe açılarını birleştiren köşegen açıortaydır. Aynı zamanda şunu görüyorum. Arkadaşlar şöyle isim verelim. Bir dakika. Köşelere. Şimdi AC gördüğünüz gibi köşegen, BD köşegen. O zaman delta'yı şunu diyebiliriz. Köşegenler nasıl kesişir? Dik kesişir. Aynı zamanda beni dikkatli dinleyin. Deltoid'de her iki köşegen de açıortay değil. Hangisi ikizkenar üçgenlerin tepe açılarını A ve C bu şekle göre birleştiren köşegen açıortaydır? Yani bu şekildeki AC köşegeni açıortaydır. Siz BD köşegeni için bunu söyleyemezsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Buna dikkat etmemiz gerekli. Sorulara bakıyoruz. Şimdi ABCD deltoid, AB kenarıyla BC kenarı birbirine eşit. Şeklimiz deltoid olduğu için AD kenarıyla DC kenarı da birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi bana %45 derece verilmiş alfa soruluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım önce. Deltoid olayına girmeden önce BCD bir üçgen. Üçgenin iç açılar toplamı da nedir arkadaşlar? 180 derecedir. 100 var. 45 var. Topladım. 145. 180'den 145'i çıkardığımda burası, yani neresi? Burası 35 derece yaptım. Bunu buldum. Ya tabii ki bu soruyu daha farklı yollarla da çözebilirsiniz. Fark etmez. Şimdi şuna bakıyorum. DB ya da BD köşegen değil mi? Deltoid için. Köşegen ve şöyle düşündüğünüzde bakın arkadaşlar. Bakın. ADC ikizkenar üçgen, ABC ikizkenar üçgen ve ikisinin de tepe açıları birininki B, diğerininki D. Neydi? Deltoid'de tepe açılarını birleştiren köşegen aynı zamanda açıortaydı. O zaman burası 35 ise alfa dediğimiz yerde 35 derece olmak zorunda. Tabii ki her soruda siz böyle düşünüp ispatlamayacaksınız. İlk gördüğünüz için göstermek istedim. Devam edelim. ABCD deltoid demiş. Gördüğünüz gibi AB ile AD kenarları birbirine eşit. BC ile de CD kenarı birbirine eşit. 25 derece ve 50 derece bana verilmiş alfa soruluyor. O zaman arkadaşlar ikizkenar şöyle deltoid biliyorsunuz iki ikizkenar üçgenin taban tabana olmasıyla oluşan bir dörtgen. O zaman A açısı ABD ikizkenar üçgeninin tepe açısı, C açısı da BCD üçgeninin tepe açısı, iki tepe açısını birleştiren AC köşegeni neydi? Açıortaydı. Yani burası 50 derece ise şu kısmı da ne olmak zorunda? 50 derece olmak zorunda. Sırada ABC üçgeni var. Gözüme çarpan. Bu üçgenin iç açıları alfa 25 derece ve 50 derece. Üçgenin iç açıları toplamı ne? 180 derece yapar. Buradan 180'den 75 çıkınca alfa kaç derece olarak karşımıza çıkar arkadaşlar? 105 derece olarak bulunur. Devam edelim. Evet, karşımızda ABCD deltoidi var. DC ile gördüğünüz gibi BC kenarı birbirine eşit. BD ve AC köşegen deltoidde köşegenler dik kesişir. Güzel. Aynı zamanda arkadaşlar hem BDC ikizkenarının tepe açısı neresi? C açısı.
Burada da arkadaşlar şeklimiz deltoid için deltoid olduğu için AB kenarıyla AD kenarı birbirine eşit. Yani gördüğünüz gibi ABD de bir ikizkenar üçgen. Buradaki tepe açımız neresi? A açısı. O zaman AC köşegeni aynı zamanda açıortay olmak zorunda. Bu ne demektir? C açısı 40-40 bölünecek demektir. Yani biz Y'yi çok rahatlıkla 40 olarak bulduk. Y'miz 40. Güzel. Peki burası 90, burası 90, burası 90, hatta burası da 90 derece. Şimdi A, B, E üçgene dikkat ediyorum. Bu bir dik üçgen. Açılarından biri, yani E açısı 90 derece, A açısı 70 derece, B açısı x derece. Üçgenin iç açılar toplamında 180 derece. Burası 160 artı x 180'e eşit. 180'den 160 çıkarınca x'i de, yani bu açıyı da ne bulduk arkadaşlar? 20 derece olarak buluruz. Bana x artı y soruluyor. 20 artı 40'dan 60 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Evet. ABCD deltoid, AB kenarı ile AD kenarı birbirine eşit. Şeklimiz deltoid olduğu için tabii ki BC ile CD kenarı da birbirine eşit olmak zorunda. Bir bakıyorum, AC köşegen, BD de köşegen, deltoid de köşegenler dik kesişir. Bunu da bu şekilde yazdık. Sonra şuna dikkat ediyorum arkadaşlar. ABD ikizkenar üçgeninde A tepe açısı, BCD ikizkenar üçgeninde C tepe açısı. AC tepe açılarını birleştiren köşegen olduğu için aynı zamanda açıortay. Yani burası 26 ise burası da 26. İşte burası 52 ise burası da 52 derece. Şimdi sırada AED üçgeni var gözümde. 52 derece var. E açısı 90 derece, D açısı da 7 derece. Tabii ki üçgenin iç açılar toplamında 180 derece. Toplayalım. 180'den 142 çıkarınca arkadaşlar burası kaç kalıyor? 38 derece mi kalır? Y'yi bulduk. Sırada x'i hesap etmek var. Ne demiştim? Burası 90, burası 90, burası 90, burası 90 lazım olursa hepsi 90 derece. Şimdi arkadaşlar, şimdi de sıra C, B, E dik üçgenini hesap etmekte. B açısı x derece, E açısı zaten dik olduğu için 90 derece, C açısı da 26 derece. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Buradan, evet, 180'den 116 çıkarırsak gördüğünüz gibi x 64 derece olarak bulunur. Bana x eksi y soruluyor. Gördüğünüz gibi cevabımız 26 derece olarak bulunur. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.